Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala li ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 8. sefir 52. kısım. Fasıl içinde vasıl. Öldükten sonra insanlar içinde bilgi ve maldan sadaka icariye bırakan kimsenin üstünlüğü. Allah'ı bilen bir insan can çekişirken içinden konuşmaya gücü yetseydi ve dili anlaşılsaydı da insanlar Rableri hakkında bilgi verseydi diye geçirir. Bu esnada bir mürit kendisinden tevhid ya da başka bir hususta yararlı bir bilgi hakkında bir konuyu ondan aktarır ve oradaki dinleyicilere bildirir. Böyle bir durumda can çekişen Arif bilgisinin meyvesini devşirirken mürit de aktarmasının ürününü Allah katında devşirir. Allah da onun karşılığında ölüye zorunlu olarak ödül verir. Çünkü ödül onun çalışmasının sonucudur. Allah şöyle der, İnsan için ancak çalıştığı vardır. İnsanın yediği en hayırlı şey kendi el emeğidir ve insanın çocuğu da onun emeğindendir. Öğrenci hiç kuşkusuz dini bir çocuktur. Öyleyse insanın çalışmasından olan şey Allah katında ilahi zorunluluk yoluyla kendisine aittir. Allah bunu kendi üzerine zorunlu bir hak saymıştır. Bir ölü adına vekillik yoluyla başkası bir amel yapabilir ve ölü bunu vasiyet etmemiş ve kendisi adına yapılmasına izin vermemiş olabilir. Bunlar ölünün çabasının bulunmadığı işlerdir. Allah başkası o amelin sevabını kendisine bağışladığında bu makamı ölüye verir. Böylece ölü bir zorunluluk olmaksızın o amelin sevabını alır. Fakat onu alması zorunludur ve bu kaçınılmazdır. Çünkü istemeden kendisine gelmiştir güvenilir bir hadiste şöyle buyrulur. Sen istemeden sana verilen şeyi al. Öyle olmayanın da peşinden koş. Sen istemeden sana verilen şeyi al. Öyle olmayanın da peşinden koşma. Çekici bilginlerin ilimlerinden de bununla ilgili bir koku vardır. Müslim Hazreti Ayşe'den şöyle bir hadis aktarır. Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve şöyle demiş. Ey Allah'ın peygamberi Annem ansızın vefat etti ve vasiyette bırakmadı. Zannederim ki konuşsaydı sadaka verirdi. Onun adına sadaka versem ona bir sevap olur mu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olur diye cevap vermiştir. Vasıl, ahiret hayatının durumu. Allah şöyle buyurur: Sizi yarattığımız gibi yeniden yaratılacaksınız. Başka bir ayette ise ilk yaratılışı öğrendiniz düşünmez misiniz? buyurulur. Biz herhangi bir örnek olmaksızın yaratıldık ve bunu öğrendiğimiz gibi bir örnek olmaksızın yeniden yaratılacağız. Ayret hayatının sevabını ve insanın onunla ilişkisini bilen kimse ayret yaratılışını da anlar ve bir şahsın aynı anda farklı yerlerde bulunmasını imkansız görmez. Bu akılların imkansız saydığı fakat keşfin doğruluğuna tanıklık ettiği bir durumdur. Böyle bir iş akıl yönünden imkansız olsa bile hakka göre imkansız değildir. Namaz kılan herkes Rabbi ile konuşur. İnsan, ayret hayatında kendisine göre yaratılacağı hakikati yönünden yani ilahi surete göre yaratılmıştır. Arif, ilahi isimlerin çokluğu nedeniyle farklı hallerde bulunur. Bununla beraber hem Arif hem de isimlendirilen de hakikatin birliği vardır. Her insan, bu adamın kendisine görünmek istediği hakikatine göre bunu görür. Söz gelişi Zeyd namaz kılar, halit ise onu uyur olarak görür. Ömer ise yazar, Mehmet ise terzi, Ali ise yen olarak görür. Hakikat ise birdir. Bunların hepsi bil fiil herkese görülür ve gören herkes arkadaşının bulunduğu yerden farklı bir yerdedir. Nitekim insan cennette cennet çarşısından dilediği herhangi bir surete girebilecektir. Hiç kimsenin bu makama dikkat çektiğini duymadım. Bunun tek istisnası aynı anda cennetin 8 kapısından birden cennete girmek isteyen Hazreti Ebu Bekir'di. Zünnün el Mısri'den de meşhur olmuş bir meşhur olmuş bir takım hikayelerinde buna benzer ifadeler vardır. Söz gelimi yakınının hareketsiz bir ölü olarak gördüğü kimseyi başka bir şahıs aynı anda kendisinden bir şey istenilen canlı olarak görebilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an hadisesi Ebu Hureyre kanalıyla Buhari tarafından Es-Sahin'de zikredilmiştir. Ebu Hureyre şöyle der. Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah yolunda bir şeyden iki çift infak eden kimse cennet kapılarından çağırılır ve ona şöyle denilir. E Allah'ın kulu bu kapı en hayırlı kapıdır. Namaz kılan kimse namaz kapısından, cihat eden kimse cihat kapısından, sadaka veren kimse sadaka kapısından, Oruç tutan kimse oruç yani reyyan kapısından çağrılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince Hazreti Ebu Bekir şöyle sormuş. Bütün kapılardan çağrılacak kimse ne yapacak? Ey Allah'ın peygamberi. Başka bir rivayette bütün kapılardan çağrılacak kimse var mıdır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet çağrılır. Ümit ederim sen de onlardan biri olursun demiştir. Allah'ın insanları kıyamet günü cennete girmeye çağırması tek bir çağrıdır. Bir insan bir kapıdan başka biri iki ya da üç kapıdan cennete girer. En genel olanı ise sekiz kapıdan girendir. Çünkü yükümlülük organları sekizdir ve her organ için bir kapı vardır. Dolayısıyla bir şey yapmak veya yapmamak hususunda kendisini görürken tek bir andaki ödülde bunu inkar etme. Örnek olarak aynı anda iffetini koruyan, şüpheli şeylerden uzak duran, sadaka veren, oruç tutan, Kur'an okuyan, vaaz dinleyen ve gözünü bakılması yasaklamış şeylere bakmaktan sakınan kimseyi verebiliriz. Bunların hepsi Allah'a yaklaşma niyetiyle yapılır. Cennetin her bir kapısında menziller ve konaklama yerleri vardır. Bu durum Allah'a inanmak yetmiş küsür, küsür şubedir. En üstünü Allah'tan başka ilah yoktur demek. En düşüğü ise yolda Eza veren şeyi kaldırmaktır hadisinde belirtilen imanın derecelerine benzer. Çirkten daha büyük eza olmadığı gibi iman yolundan daha büyük bir yol da yoktur. Hadis başladığı şeyle bitmiştir. Öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur demek ilahlık iddia eden ya da ilah olduğu iddia edilen şeyi reddetmektir. Yoldan sıkıntı veren şeyi kaldırmak ise sıkıntının yoldan kaldırılmasıdır. Böylece dairenin sonu başıyla birleşmiş ve son başa kavuşmuştur. Bu ikisinin arasında iman şubeleri diğerleri yer alır. Her şubenin de iman cennetinde bir menzili vardır. Söylediğimizi bilen kişi tek bir zamanda cennetin bütün kapılarından içeri girebilir. Ayret hayatı bu durumlara imkan verdiği gibi dünya yaratılışı da iman şubelerinin aynı anda bir insan toplamı aynı anda bir insana toplanmasına imkan verir ve bu imkansız değildir.